Merhaba sayın yolcularımız. İstanbul Yaşatan İnsanlar durağımıza hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi Sirkeci'deyiz. Şu an Sirkeci garındayız. 1890 yılında açılan bir gar ve İstanbul'un en önemli binalardan biri. Avrupa'ya ilk bağ yeri. Hala da Paris'ten gelen trenler buraya yolculukları getiriyordu. Ve fakat hem mimari açısından hem de tarihi zenginliği açısından çok özel bir binadır. Şu an Orient Express restoranın önündeyiz ve eskiden yani burası daha böyle canlı olduğu bir zamanda Türkiye'nin çok meşhur şairler, yazarlar, gazeteciler buraya gelip zaman geçiriyordu. Ve şu an bile o havayı hissedebiliyoruz, yani o nostaljik havayı hissedebiliyoruz. Garın önündeyiz. Eskiden konulan trenlerden biri buradadır. Yani şu an burada sergileniyor. Binanın mimarı aslında Alman mimar August Jahrmund çizmiştir. Ve bina genellikle granit mermerden ve bir tane daha farklı yerden getirilmiş bir taştan yapılmıştır. Aşırı sıcak fakat sizin için bir program çekimimizde bize durdurmadı. Şu an Sirkeci'den çıkıp, yani Sirkeci Garı'ndan ya da Marmaray Sirkeci istasyonundan çıkıp biz Sirkeci'de biraz dolaşacağız ya Koca. Bakalım neler var sokaklarda. Çünkü burası bildiğimiz gibi yani çok önemli bir yer. Hem İstanbul için hem de yani bütün Türkiye ve Avrupa için yani bir köprü kuruyor çünkü. Hem de limanı var burada. Üst tarafta zaten Ayasofya ve diğer meşhur camiler var. Yani ister istemez hem turistlerin hem de tüccarların sık sık geçirdiği bir yer. Yani bir sürü dükkan var, bulamayacağınız bir şey yok burada. O yüzden bir göz atalım. Mimar Vedat Sokağı'ndayız. Vedat kim olduğunu sorarsınız. Vedat Tekin bu bina inşa edilmiştir. Yani mimar. Binada Büyük Postane 1909 yılında inşa edilmiş bir bina. 1930'lu yıllara kadar Yeni Postane olarak geçiyor. Bir arada radyo evinin binası da binası olarak da işlevi görmüştür. Fakat muhteşem bir görünüşe sahiptir. 16. yüzyıldaki Osmanlı usulü taşıyor. Ve bildiğimiz gibi hala da kullanılmaktadır. Sirkeci'de aynı zamanda burun gibi çok fazla tarihi bina görebilirsiniz ve bana ilginç gelen şey bütün bu binaların farklı bir stilde, farklı bir tarzda inşa edilmiş olması. Fakat üstündeki tabelalar ve reklamlar görünüşü bence çok bozuyor ve keşke olmasaydı. Merak ettirmedik. Binanın içeriği nasıl olduğunu merak ettik. Bakalım ama muhteşem görünüyor. Merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Size de kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Biz aslında bu binayı tesadüfen gördük. Seyirci dedik, meraktan bir girelim bakalım nasıl bir şey. Seyircilerimizi evet. De tanıtmak istedik. Fakat burada sizin ofisinizi bulduk, noter ofisi sanırım. Bu kaç yıllık bir bina, bilginiz var mı? Benim bildiğim kadarıyla bina 1881 tarihinde inşa edilmiş. Teknik olarak bir ikizinin Fransa'da olduğu söyleniyor.
Muhteşem bir tarihi bina olduğu gözlemlerden de anlaşılıyor. Evet. Bunun normal olarak restore edilmesi lazım. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı bugüne kadar bu gerçekleşmemiş. Öyle zannediyorum ki bu devlet tarafından eğer kamulaştırılırsa çok güzel bir bina İstanbul'a kazandırılır diye düşünüyorum. Ama sizin de manzaranız muhteşem. Büyük Bostanı görünüyor. Tam çalışmalı bir yer. Evet, şimdi burası 1940 yılından beri burada noter var. 1940 yılından beri bu bina noterlik hizmet alanı olarak kullanılıyor bu katı. Herhalde öyle zannediyorum noterlikte de özdeşleşmiş bir bina. Sizi de tanıyabilir miyiz? İsminiz? Benim ismim Behçet Tonsu. Memnun oldum. Melih de ben. Noterim. İstanbul 6. noteri. Biz de öyle kayıtlardan anladığımız kadarıyla anlattık size kısa ve özet olarak. Tamam. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Harika bir hikaye ve bilgi aldık bina hakkında. Şimdi de konuğumuza gidiyoruz. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Hoş geldin. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Ve şimdi seyircilerimize özellikle buradaki dükkanı, senin dükkanını tanıtmak istedik. Çünkü Sirkeci'de bildiğimiz gibi lokumcular da çok meşhur. Fakat en iyisini seçtik ve uzun vadeli bir hikaye olan bir yer aslında sanırım. Altı nesil mi ne? Evet, ben 6. neslim. Ha, çok güzel. Peki o zaman biraz bilgi alacağız. Tabii ki. Yani bu iş nasıl başladı, nasıl bunu yapıyorsun? Yani özellikle bir kadın olarak büyük bir şey işletmek hiç de kolay değil bence. Nasıl oluyor? Tamam, biraz daha güzel oluyor. Yani onu daha sonra zaten gelirim. Biraz hikaye bahsedecek olursam. Ben 6. kuşağım. Büyük dedem bu dükkanı kuruyor 1777 yılında. Kendisi aslen Kastamonu Araçlı. Ama oradan kalkıp geliyor. İstanbul'da şu an bulunduğumuz yerde Eminönü'ndeki bu dükkanı açıyor. İşte bu arkada gördüğümüz ocağın da böyle replikası olan bir yerde lokumu ve akideyi pişirip burada satarak bu işe başlıyor. Tabii Eminönü çok stratejik olarak önemli bir yer. İşte hani ticaretin merkezi, hala insanlar alışverişe buraya çok sık geliyor. Bir de saraya çok yakın. Burada hem işte ticareti güzel gözlemleyebiliyor. Ülkeye gelen yeni ham maddeyi gözlemleyebiliyor. Orijinal lokum reçetesi bal, pekmez ve undan oluşurken nişasta ile rafine şekerinin artık böyle gıdada kullanılmaya başladığını görüp bunu bu reçeteyi adapte ediyor ve şu an yediğimiz lokumu üretiyor. Ünü saraya kadar ulaşıyor bu arada ve sarayın şekercibaşı olarak nişanlandırılıyor. Çok güzel. O zaten bu hani bu şirketin bugünlere gelmesi önemli bir nedeni ona mil taşı. Çünkü sarayın şekercibaşı olduğu için Avrupa'ya gidiyor sarayı tanıtmaya, fuarlara katılıyor. Orada Osmanlı lezzetlerini, Osmanlı lokumunu, Türk lokumu bugünümüzdeki de işte bunu tanıtıyor. Ve oraya gittiğinde de gözlemlediği bazı pazarlama alanında gelişmeler var. Bunlar da logo kullanımı, marka yaratmak, insanın aklına kalacağı şekilde bunları kullanmak, onları görüyor ve İlk kazandığı Viyana Fuarı madalyasıyla ilk şu anki logomuzun ilk taslağını oluşturuyor. Daha sonra aldığı madalyalarla o logoyu geliştiriyor. Latin alfabesinde harf devriminden sonra Latin alfabesi kullanılınca üzerindeki işte eski Türkçe alfabe Latin alfabesine dönüşüyor. Sonra da kanunlara bu değişiklikler oluyor. Böyle bir hem bu coğrafyanın tarihini hem de işte aile tarihini gösteren bir logomuz oluşuyor. Daha sonrasında tabii Hacı Bekir'i takip ederek Mehmet Muhittin ve Ali Muhittin, ikinci ve üçüncü kuşaklar da bu inovasyonlara, bu yeniliklere çok katkı sağlıyorlar. Bu hangi yıl oluyor? Yani ilk logonun oluşumu 1870'ler. Bayağı eski. Bayağı eski. Yani Çin'e şirketten daha sonra ama bayağı eski. Var mıydı falan diyeceğim. İşte Osmanlı'nın ve hani Türkiye'nin tabii Türkiye yani Osmanlı'nın devamı dersek ilk ne denir? İlk tescilli logolarından bir tanesi. Zaten şu an bulunduğumuz dükkanda 244 yıldır hiç başka bir iş yapmadı. Tamamen şekercilik, lokum ve akide üreterek bugünlere gelmiş bir dükkan. Üçüncü kuşaktan sonra, üçüncü kuşaklara var biraz kadınların rolü artıyor ailede. Üçüncü kuşak Ali Muhittin babasını kaybettiğinde 10'lu yaşlarında. Hani işi devralması gerekiyor ama çok çocuk.
Dolayısıyla annesi çok yardımcı oluyor ona. Gerek işte işte, insanları tanımada, insanlarla ilişki kurmada, işi yönetmede. Ve orada güçlü bir kadın karakterini görüyoruz. Daha sonrasında Ali Muhittin'in tek kız çocuğu oluyor, anneannem. Benim annemler de iki kardeş. Anne tarafından gelen bir meslek bu bize. Böyle değişik bir şekilde ve güzel bir şekilde marka kadınların yönetimine, kadınların eline geçiyor oluyor. Güzel bir hissiyat. Bir kere iş çok güzel yani. Tatlı satıyoruz insanlar. Ne için tatlıya? Yani, mutlu olmaya gelir. Dolayısıyla işin doğası olarak çok güzel bir iş. Ama tabii o sorumluluk da omuzlarımızda, hani çok eskiyiz. Türk Lokum'un bugüne gelmesinde önemli bir şirket, evet, ve aileyiz. Bunun sorumluluğu da her zaman omuzlarımızda oluyor. Ama genel itibariyle işin doğası olarak çok keyifli bir iş. Daha da gelecek kuşaklara götürme niyetindeyiz. Peki şey merak ediyorum. Mesela ilk sana bu iş geçeceğinde, yani aslında bu nasıl bir his? Yani böyle aha ben tamam bunu ben devam edeceğim demek falan. Bu nasıl oluyor? Mesela belli şeyleri mi öğrenmen gerekiyor gibi bir şey mi? Aslında evin içinde başlıyor eğitim. Yani bir kere şunu söyleyeyim, ben hiçbir zaman böyle aileden biri gelip Ayşe büyüyünce sen bu işi yapacaksın demedi. Yani benim bir de erkek kardeşim var. Biz ikimiz de hep zaten hani bundan çok keyif aldığımız için zaten hani gelecek hayallerimizde bu işi devam ettirmek vardı. Çünkü şöyle düşün işte, hani bayram sabahı kalkıyorsun evde hani şeker 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 şeker. İşte dükkana gidiyorsunuz, şu manzara. Hep yani, o yüzden çocukluğumuz da o bakımdan renkli ve güzel geçti. Hani hem böyle bir şunu yapacaksan olmadı. Hem de biz bunu doğal olarak istediğimiz için daha güzel gelişti olay aslında. Evet, siz de bence bayramlarda çocuklar özellikle gülür değil mi? Kesinlikle öyle. Sizin şekerleri çünkü meşhur. Hep böyle kalabalık bayram günlerimiz oldu o yani. Güzel oldu yani. Şey, peki bu fotoğraflardaki... Fotoğraflardaki ikinci kuşak, demin bahsettiğim Mehmet Muhittin. Üçüncü kuşak Ali Muhittin. O işte büyük adam oluyor. Anneannemin babası yani. Burada da Hacı Bekir Efendi var, ilk kuran. Onun da elimizdeki işte böyle sayılı görsellerinden biri Maltalı ressam Petiozen'in yaptığı tablo. Zaten orada dükkanı da görebiliyorsunuz. Şu bugünkü hali gibi neredeyse. Bu dükkanı orijinaline uygun korumaya çalışıyoruz. Aynı dükkan dediniz. Aynı dükkan. Şimdi bütün bu işte bunları ailede nasıl aktarılıyor? Yani size nasıl ulaştı? Hem sözlü aktarım var nesiller arası, hem de evrakları, dokümanları güzel tutmuşlar. Evrakı, dokümanı güzel tutmuşlar. İşte bütün bu bahsettiğim fuar madalyaları, saray şekerci başı evrakı, bunların hepsinin orijinalleri de elimizde var. Onun dışında işte iş yazışması olsun, sosyal hayata dair işte arkadaş mektupları olsun, bu tip şeyler de elimizde var. O nedenle hem işte dönemi görebiliyoruz. İşte insanın alışkanlıklarını biraz görebiliyoruz. Resimler var bol bol. Özellikle hani 1920'lerden sonra başlayan güzel bir resim arşivimiz var. Dükkanların o zamanki hali, işte bayram kalabalıkları, insanların bayram alışverişine nasıl giyindiğine dair. Böyle güzel sosyal bilgiler de var elimizde. Ama hani reçete olarak soracak olursanız biraz daha yapa yapa bugüne geliyor. Ama tabii bunun da 3. 4. kuşak arasında bir yazıya dökülmesi var. Ama lokum öyle bir reçete ki hani şey değil. Belli bir miktardaki şekeri belli bir miktardaki suyla kaynat, bir saat kaynat al gibi bir reçete değil. Çok zamanına göre değişmesi gerekiyor. Şöyle zamanına göre derken işte yani yazın yapılan lokumla kışın lokumun pişme ve bekleme süresi asla aynı değil. Neme göre çok farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla ustalık çok önemli bu işte. Yani birinin hakikaten başında durup numuneler alarak o lokumun olduğunu, beklemeye hazır olduğunu, kesmeye hazır olduğunu, bunları karar vermesi gerekiyor. Peki bunları da mı size kadar böyle şey geldi? Yazılı bir şekilde. Yani mesela işte o ilk işte büyük dedi. Yani o böyle bir kayıt tuttu mu yani, işte ne bileyim böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor, yani onu takip hep ediyorsunuz yani üretirken, yoksa illaki böyle bir yenilik ekliyorsunuz, bir şey değişiyor? Yani aslında hani lokumun özünü, orijinalini tutmaya çalışıyoruz elimizden geldi. Çünkü ham madde de biraz değişiyor maalesef ki. Hani bir sene şekerli, bir sene şeker birbirini tutmayabiliyor. Ama hani yeni lezzetler katıyoruz. Onu da yeni lezzet katarken genelde hani eskiden beri insanların mutfağında olan ama belki lokumla birleşmemiş lezzetleri katıyoruz. Mesela yani bizim lokumlara bakacak olsak tarçın, karanfil gibi bir baharat serimiz var. Onlar nispeten yeni bir seri. Ama tarçınla karanfil Türk mutfağında, Osmanlı mutfağında çok uzun süredir kullanılan lezzetler aslında. Yani biraz hani
lokuma yenilik katmaya çalışırken çok da özünün dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Yine bu toprakların aşina olduğu lezzetleri lokuma katmaya çalışıyoruz. Ya çok şey ilginç yani, bu yer o kadar eski, hem tarihin hem sanatın hem de işte aşçılığın bir araya geldiği evet. bir yer yani, gerçekten aşırı bir şey. Peki şey soracağım, kesin çok sıkıldım bu sorudan ama çok merak ediyorum. Böyle saklı bir tarifi var mı? Bütün insanlar sorar yani. Soruyorlar ama gerçekten yok, çünkü hani zaten içeriğini arkasında, her lokumun arkasında belirtiyoruz. Ama şöyle düşünün işte. Mesela annenin bir keki vardır. Herkes çok sever. Şimdi tarifi verse bile o tutmaz ya. Aynen. Biraz aslında o yani. O tariften anlamak, o tarifi yaşatmak aslında olay. Yani bu yani miktarlarıyla bu içeriği versek bambaşka biri bambaşka bir şey çıkarabilir muhtemelen. Belki de genetik olarak bir ustalık şey düşünüyorsunuz. Yani. Belki o da bir aile çizgisi var yani, böyle kuşaktan kuşağa geçer. Yani şöyle bir güzellik var aslında. Hani biz aile şirketi izliyoruz ama bizim çalışanlarımız da çok dededen toruna, babadan oğula geçen var ve yani ustalık çıraklık ilişkisi yani günümüzde biraz zayıflamış olsa da hani çünkü bambaşka iş kolları var, insanlar farklı işle uğraşmak istiyor. Bizim şirket bünyemizde bu gerçekten nispeten güçlü bir bağ. Yani baba oğuldan sonra usta çırak ilişkisi güzel gelişmiş. Dolayısıyla yani ustalar yeni neslin ustalarını yetiştiren bir kurum olmuş. Dolayısıyla bu bakımdan da şanslıyız. Peki ben şimdi şey merak ediyorum. Yani lokal hakkında hiçbir çok fazla yani bilgim yok. Yani o Osmanlı'dan başlayan bir şey yani. O zaman mı ilk üretiliyor o lokum şey tarifesi, ondan sonra işte insanlar kendine göre mi yapıyor? Yani bu nasıl başlıyor bu lokum hikayesi, biliyor musun? Lokum aslında anonim bir reçete. Ve hani 15. yüzyılda galiba, yanlış hatırlamıyorsam, o zamandan beri Anadolu'da görülen bir lezzet. İşte kayıtlarda olsun, sözlü anlatımda olsun. Ama dediğim gibi yani reçet şey bal pekmez undan oluşan reçete Hacı Bekir zamanında bugün yediğimiz hale geliyor. Çünkü eski lokum pekmezle ve onunla yapılan lokumun dokusu ve lezzeti biraz daha farklı. Bugünkü elastikiyetine sahip değil. Hani bugün yediğimiz lokum derseniz 1777'den başlayan bir yolculuk diyebiliriz ama lokum genel anlamıyla lokum hani bizim çok üzerimize alabileceğimiz lokumun mucizi diyebileceğimiz bir lezzet değil. Çok etik olmaz onu söylemek. Çünkü anonim bir açıdan dediğim gibi hani 15. yüzyıl bizim bildiğimiz tarih, belki daha da geriye gidiyor. Bugünkü lokum dersek bizim ailenin katkısını tabii ki de görmezden gelemeyiz. Bence de yani bunu söylememiz gerekiyor. Şey peki böyle görebileceğimiz, seyircilerimize gösterebileceğimiz böyle lokumlar var mı? Böyle bilgi alabilir miyiz? Çünkü burada o kadar çeşit var ki neyle başlayacağımı bilmiyorum. Şimdi buraya geldik. Mutlaka denememiz gereken lokumlar var sanırım. Tabii ki. O zaman bakacak mıyız? Birkaç çeşidimiz var tattırmak istediğim. Tamam hadi bakalım. Teşekkürler. Muhteşem okumlar. Evet. Şimdi hangisinden evet. başlayacağız? O zaman ayrıca şey bilgi alabiliriz değil mi? Tabii hangisi ki. Hangisi ne olduğunu. Burada bademli lokum var, Hindistan cevizi kaplı. Burada çifte kavrulmuş adıyla da bilinen ekstra fıstıklı lokumumuz var. Kesimi biraz daha küçük diğer lokuma göre. Burada güllü, fındıklı lokum. Bu da narlı fıstıklı lokum. Buradaki ise cevizli lokumumuz. Bu da çok özel bir lokum. Çünkü burada ipler tek tek, pardon, cevizler tek tek elle ipe diziliyor. Daha sonra lokuma batırılıyor. Asılıp şerit halinde kurtulup daha sonra elle kesiliyor. Şu an çok zor işim var, kusura bakmayın ama hepsini yemek zorundayım sanırım. Ne yapacağım? O zaman bundan başlıyorum. Tamam. Bu içinde ne dedin? Badem. O da yine sade lokumun içinde bademler dizilerek elle sarılan bir lokum türü. Şimdi sıramız ceviz lokumda. Cevizli lokumun orada bir örneği de var. Nasıl yapıldığına dair. Cevizler tek tek ipe dizildikten sonra lokum karışımına batırılıyor ve o şekilde asıp kurutuluyor. Tamam, o zaman cevizli lokumu geçiyorum. Türkiye'ye ilk geldiğimde gerçekten en sevdiğim şey lokumlardı ama değişiyor ya markaya göre, özellikle o kaymaklı lokum. Evet. Sonra bir arkadaşım şey gösterdi, tokatlı bir arkadaşım vardı, şey diyor yani şey dedi, nasıl bileceğim hangisi iyi olduğunu. İşte parmaklarla şey yaptığında gerisi yani aynı şekil aldığında demek ki iyiymiş. Bu doğru değil mi? Evet doğru. O yani elle şekle verebiliyor olman lazım ama hani bıraktığın zaman da tekrar formunu alıyor olması lazım lokum. Ama bu çok çok güzel. Şimdi daha da iyi. Şey peki, kalori değeri nasıl? Kalori değeri. Kalori değeri güzel bir soru. Bilmiyorum. Yani ama yazıyoruz şey, arkasında ama şu an şey olarak bilmiyorum. İçindekiler yani aslında doğal şeker vesaire değil mi?
O yüzden o kadar şey... Yani evet hani bir şeker düşmanlığı var aslında böyle etrafta dünyada gördüğümüz ama hani ya şekerin de alt kırılımları var. Şimdi doğal şeker başka bir şey. Doğal şekere muadil kullanılan işte daha şuruptur, çok sağlıklı olmayan malzemeler de var. Yani burada önemli olan aslında daha doğal, daha sağlığa yatkın malzemeyi seçip ve ayarında tüketmek tabii ki. Yani şimdi çok sağlıklı bir şey de gereğinden 10 kat fazla tüketirsen o da bir yerden sonra sağlığa zarar verebiliyor. Bunda biz doğal malzeme kullanıyoruz. Doğal pancar şekeri, su ve çeşidine göre kuru yemiş veya gül mayası veya meyve şeklinde ürettiğimiz lokumlar. Yani bileceğim o bir çekmek yok. Yok bence çekilmemeli zaten. O zaman bir tane daha birlikte denelim. Tamam. Hangisini dersin? Sen sıkıldın mı? Yok. Seviyorsun değil mi herhalde? Asla. Hangisi yiyelim? Gül yiyelim mi? Olur. Ya da narlı fıstıklı da olur. O da olur. Zaten ikisi de yiyeceğiz de. Tamam bundan başlıyoruz. Tamam ben de onu aldım o zaman. Gerçekten karar verelim. Her yeni lokum çıktığında biri deniyor mu? Düzgün mü değil mi? Yani ilk. Önce biz deniyoruz. Biz de beraber burada hani müşterilerimize de denetiyoruz. Böyle hani onların da bir geri bildirimini almaya. Çünkü şey bir sistem aslında yani tamam bizim beğenmemiz kadar onların beğenmesi lazım. Ve onların geri bildirimine göre şekillendirilmiş çeşitlerimiz de var. Mesela tarçınlı akidemiz en çok geri bildirim alan ürün. Çünkü tarçın seven insanlar böyle hani nasıl denir? Çok yoğun tarçın seviyorlar. Böyle o birazcık yoğunluğu az olduğunda hemen bize yazıyorlar. Ve tarçın yeter kadar yoğun değil diye. Mesela güncellediğimiz bir tarife oldu. Reçete oldu bizim. Abi bu sosyal medya sayesinde bu tarz şeyleri yani bu tarz imkanları da kesinlikle. Ama bu dükkana gelen mesela herkes her zaman o fikrini söylemeden çekinmedi ki iyi ki çekinmedi. Gerçekten bize çok güzel yol gösteriyorlar o konuda. Peki lokumun yeme saati var mı? Yani böyle var mı böyle bir şey? Hani kahveyle çok insanlar tüketmeyi tercih ediyor. Yani bu Türk kahvesinin yanında gerçekten ağızda kalan telveyi temizlemesi, güzel bir tat bırakması adından kullanılıyor. Bayramlar zaten malum. Onun dışında işte kız istemeler olsun, başka güzel günler olsun. Ama günlük saatte derseniz bence öğleden sonra herhangi bir, yani öğlen kahvesiyle başlayıp daha sonra yine akşam kahvesi devam edebilecek bir ürün bence. Peki senin en sevdiğin diyebileceğin bir lokum var mı yani bunlardan yoksa başka bir? Ben biraz yani hepsini ama biraz daha cevizliye daha değil çok mi? Seviyorum cevizliyi. Sanırım benim de favorim. Peki şimdi mesela daha az şeker tüketmek isteyenlerin de tercihi biraz cevizli bademli oluyor. Yani şeker kısmı daha az, kuru yemiş kısmı daha fazla. Yani hem doyurucu hem de işte o tatlı insanın tatlı hissiyatını geçirebilecek bir ürün. Peki şey bir de soracaktım. Bunları mesela ne kadar uzun mesela bir tane lokum üretildi? Ne kadar uzun o tazeliği koruyabilir? Lokum aslında tazeliği koruması konusunda şey uzun sürebilen bir ürün. İçsiz lokum dediğimiz işte güllü lokum, sade lokum onu bir seneye kadar çok rahat saklayabilirsin. Kuru yemişlerde biraz daha 3 ay 4 ay. Neden daha kısa acaba? Yani kuru yemişinden dolayı. Aha. Şeker çok aslında doğal bir koruyucu yani şekerli ürün çok çabuk bozulmuyor ama hani kuru yemiş biraz daha narin şekere göre. Tamam o zaman sonrakine geçiyoruz. Hangisine? Bu neydi? O işte çifte kavrulmuş diye de bilinen bizim klasik ekstra fıstıklı lokumumuz. Cevap biliyorsunuz. Yani gerçekten Türkiye'de özellikle insanlar lokum deyince yani %90'ının aklına çifte kavrulmuş fıstıklı lokum geliyor. Evet. Ki güllü de mesela onun kadar klasik bir lezzet ama hani lokum biraz daha fıstıkla özdeşleşmiş kültürde bakınca. Ya bazenlerde de mesela satılıyor böyle hatta marketlerde ama belli bir marka yok. Hatta o kim ürettiğini bilmiyorum. Ama genelde bu gül ya da cevizli falan lokum ama tabii ki bununla bir alakası yok yani. Hatta bunu götürüp şey diyeceğim asıl lokum bu arkadaşlar. Mağazada çok ilginç bir şey gördük. Bir dükkana bakarsanız bir sürü farklı ülkeden gelen paraları görebilirsiniz. Aldığımız bilgiye göre yani gelenler yani onların ilk başlattığı bir geleneksel gelenek diyebiliriz. Yani farklı paraları toplamak fakat işte zamanla müşteriler de farklı işte paraları getirmeye başladı. Benim de aklıma geldi. Sırbistan'dan kalan çok fazla olmasa da ve euro olmasa da bir para var. Onu koleksiyona ekleyeceğiz. Şimdi insanlar gelip para satın almaya çalışacak sanırım. Bayağı sembolik böyle şey bir köşe.
Evet, çok güzel. Biraz hani lokumun da çok şey, uluslararası üne sahip olduğunu gösteren. Aynen. Çok buraya güzel. Gelen insanların geldiği coğrafyaları gösteren böyle güzel bir interaktif köşe oldu burası. Bu da zaten küçük müze gibi. Evet. Buradaki eşyalar. O da mesela eski zamanda akide şekeri yapmak için kullanılan şekillendirme merdanesi var. Eski teraziler, sunum kapları. Bunları biri mi getirdi yoksa? Yok, onlar bizim zamanında üretimde kullandığımız, yani zamanında derken tabii işte kaç sene önce, sen düşün. Oradan kalan eski üretim ekipmanları. Ama bu da çok güzel görünüyor. Bir de şey çok ilgimi çekti. Orada şeyiniz var ya. Evet. Pencere, o da aynen. Çok şeker. Eskiden gibi. O da çünkü buraya çok uygun bir şey. Yani sen ayaküstü gelip bir limonata içiyor, bir işte ufak acı badem kurabiyesi yiyor. O bakımdan orası güzel bir sistem oldu. Ha, acı badem kurabiye de yapıyorsunuz. O evet, çok iyi bir acı şey. Badem kurabiyesi. O da Osmanlı'dan sanırım bir şey. O da hani Osmanlı olduğunu düşünüyoruz ama o da böyle şey, önemli bir İstanbul lezzeti. Peki buradaki ürünler ne? Ayrı kalıyor. Burada hani biraz daha hani ya, bu portföye çok daha yakın zamanda katılan ürünler var. Daha çikolata grubu. Yani bizim ana işimiz çikolata değil ama hani tabii her lezzete hitap etmek istediğimiz tabii. için ufak bir çikolata seçkimiz de var. Seçki diyeyim işte, üretimimiz var. Çikolata kaplı lokum da yapıyoruz. Naneli ve fıstıklı çikolatayı, fıstıklı lokumu çikolatayla kaplıyoruz. Bir de işte şey, bu şekerli portakal ve incirimiz var burada. Bu şey için mi? Bazı insanlar mesela tatlı yemek isterken illa ki çikolata olacak, evet, evet. Diyenler için. Gerçekten öyle. Yani buraya gelmişken onları da mutsuz etmemek adına bir ufak çikolata üretmemiz de var. Reçeller de var. Reçeller sanırım. Var. Bunlar da sanırım doğal. Evet, onlar da yani bir şey, ev üretimine yakın şekilde yapılıyor. Çok butik şekilde üretiliyor bunlar da. Yine bir klasik sakızı çevirme var. O ne? Bu da genelde Türk kahvesinin yanında böyle suyun içinde verirler ya bazen, sakız çevirme. Hiç görmedim bunu. Ege'de de oluyor. Hani o öyle bir lezzet. Ama tatlılara da kullanılıyor. Çok ilginç. Bunu ilk defa görüyoruz. Çok şey. Burada o çok güzel. O Osmanlı kültürü kuruyor. Evet. Gerçekten. Leyla, çok teşekkür ederim bu bilgiler için, bizim için zaman ayırdığın için. Biraz cümle saçmalama, bazen toparlayamıyorum. Çok sağ ol. Umarım zaten sık sık görüşürüz. Ben buraya kesin bir daha gelirim. Hatta böyle işte sürekli yurt dışına gidenler, turistler vesaire insanlar, herkes Türkiye'nin lokumu ister. Artık en iyi lokumu buldum yani. Çünkü havalimanından almak ne kadar saçma olduğunu şu an öğrendim yani. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Adresimi biliyorsun. Her zaman bekliyorum. Teşekkür ederim. Seyircileri alıp geleceğiz artık, değil mi? Görüşürüz. Görüşmek üzere. İki dolu poşet lokum almadan gitmem buradan zaten. Buradaki konuğumuzu şimdi bırakıyoruz. İnsanlara lokum satsın, mutluluk satsın. Biz gezimizi devam ediyoruz. Şu an arkamızda kalan Hatice Valide Sultan'ın çeşmesi. 1663 yılında Hatice tarafından yaptırılmış ve görebileceğimiz gibi bir kadına ait çok belli, çok ortada. Çünkü çok fazla süslemeler var ve çok güzel görünüyor. Ve tabii ki yani tarihlerin iz bırakan eserlerden biri. Kolay gelsin. Hoş geldin. Bir tane kuş yemeği alacağız. Alabilirsin. Bu fesle mi? Bu yandaki. Fesle. Bunu böyle yaparak koku bırakın. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, biz de bu bölümümüzü kuşları besleyerek bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölüme kadar görüşürüz. Hoşça kalın.